Evet sevgili izleyiciler, hepinize yeniden merhaba diyorum. Ben Bülent Karagöz ve memleket gibi diyerek memleketimizin halini, ahvalini konuklarımızla birlikte sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz önceki dönem baro başkanlarından avukat Sertif Gökçe. Sertif Gökçe aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan bir partili ve geçtiğimiz dönemde Derince Belediye Başkan adayıydı. Çok az bir farkla da seçimi kaybetmişti. Yerel seçimler önümüzde 9 ay var, yaklaşıyor ama bir hezimetle sonuçlanan genel seçimler var. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı seçimi kazandıklarından çok emindiler. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bugüne kadar herkes çok başarılı buluyordu. Oysa biz söylemiştik. Altılı Masa kurulduğunda bu seçimi kaybetmeyi örgütlüyorlar demiştik. Belki bizimle aynı görüşte olan pek çok insan da vardı ancak susmayı tercih ettiler. Bu susanların şimdi pek çoğunun konuşmaya başladığını ve değişim demeye başladığını görüyoruz. Yine seçimlerden önce yazar çizer takımı Kılıçdaroğlu'nu çok başarılı bulan oldukça geniş bir kesim vardı. Şimdi bakıyoruz ki onlar da artık değişim demeye başladılar. Hatta çok ilginç de bir şey yaşandı. Özgür Özel geçtiğimiz günlerde değişim isteyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenler kazıyın altından AKP çıkar dedi. Oysa onun altını kazıdığımızda neler çıkacağını bundan önceki videolarımdan bir tanesinde anlatmıştım. Takım tutar gibi parti tutulmaz. Eğer inandığınız siyasi düşünceyi veya dünya görüşünü gerçekten savunuyorsanız ve inanıyorsanız doğru olanı yapmak zorundasınız. İnandığınız doğruyu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri var. Ve görüyoruz ki 13 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi bu ilkelerden kopup sağa doğru oldukça çok fazla yanaştı. Ve hatta neoliberallerle ilişki kurmaya kalktı ve sonucu görüyoruz. Ali Babacan ve Davutoğlu'nun kadrolarını meclise taşıyarak iktidara gelemiyorsunuz kardeş. Yani bu adamların toplumda hiçbir karşılığı yokken 1000 sene geçse bu topraklarda parlamentoda hiçbir yer alamayacak durumda olan adamları Kemal Bey meclise taşıdı ve seçimin kazananları onlar oldular. Bu durumun böyle olacağını altılı masa kurulduğu günden beri anlattık ancak ne yazık ki kimseye dinletemedik. İşte bu seçim sürecini Sertif Gökçe ile tartıştık. Evet, Sertif Gökçe'ye bu seçim stratejisi hakkında ne düşündüğünü sorduk. O da anlattı. Çok teşekkür ediyorum ben de böyle önemli bir konuda fikirlerime başvurduğun için. Ben de fikirlerimi kamuoyuyla paylaşmakta büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle belirtmek isterim. Şimdi tabii ki bu seçim çok önemli seçimdi. Yani her seçim çok önemli Türkiye için ama bu seçim siz de takdir edersiniz ki bir yüzyıl seçimiydi. Aynı zamanda taraflar açısından da bu seçim bu önem atfedildi. İşte bu bir referandumdur. Bu bir rejim değişikliği seçimidir. Bu işte belki de muhalefet tarafından dile getirilen bu Türkiye'de yapılacak belki son seçimdir gibi çok sert söylemlerle ve kutuplaştırıcı cümlelerle bu seçim süreci yürütüldü. Tabii bu seçim sürecinde hepimiz de bunun etkisinde kalarak sizin az önce eleştirdiğiniz noktaların birçoğunu belki bizim de aklımıza varsa bile seçim sürecinde sorumluluk sahibi insanlar olarak bunları dile getirmedik. De bizim konumuz sizde biraz daha farklı Bülent'te. Ne yazık ki siz aynı zamanda basın mensubusunuz, aynı zamanda daha özgürsünüz ama biz bir de bir partinin üyesiyiz. Partinin üyesinin olmanın da sorumlulukları var. Hukuki yükümlülükleri var yani. Parti politikasına, partinin tüzüğüne de aykırı hareket etmek, parti disiplini açısından da sorun teşkil ettiği için bu konuda hem de seçim öncesinde de bizim gibi insanların sağduyulu davranması ve olumlu düşünmesi kadar doğal bir şey yok. Ama şöyle bakmak lazım, her zaman baktığım gibi seçim bir sonuç işidir. Yani siz konuşmanızın başında da benimle ilgili konuşurken dediğinizden önce de çok az oyla kaybetti falan. Ama kaybettikten sonra kimse şeye bakmaz yani. Çünkü seçimlerde %1 oyla kazanırsanız, başarılı sayılıyorsunuz, sizin başarı hikayeniz yazılır. Ama bir oyla kaybederseniz de bu sefer başarısız hikayeniz yazılır. Bugün Kılıçdaroğlu, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın adayı, 50.5 ile kazansaydı herkes neyi anlatacaktı bu Türkiye'de? Büyük bir kahramanlık destanı anlatacaklardı. Bu kadar. Kimse şu an yaşadığımız tartışmaların tamamı tersine dönecekti. Kahramanlık yazar yazacaktı. Bu Kılıçdaroğlu ile ilgili işte
400 kilometrelik o adalet yürüyüşüne tutun da 2019 yılındaki Millet İttifakı'nın geliştirmiş olduğu bu projede Büyükşehir'in alınmasını ve bu 100 yılın seçiminin kazanmasına kadar inanılmaz bir destan, inanılmaz bir şey yapacaktır. Bu siyaset böyle bir şeydir işte. Yani bir günde her şey olumlu anlatıldığı gibi olumsuz da anlatılabiliyor. Biz bu seçim sonucunu başarılı olarak saymamız zaten mümkün değil. Yani az önce de söylediğim gibi siyaset bir sonuç işidir ve kazanmak için yol açılmış. Hem de öyle böyle değil. Yani bu bir rejim sorunu dedik, bu bir referandum dedik. Bu seçim belki de Türkiye'de yapılacak son demokratik seçim olarak lanse ettik ve bu atmosferde seçime gittik. Tabii ki karşımızdaki partiyle eşit şartta da yarışmadık. Bunu kimse inkar etmiyor. Hiçbir zaman da yarışmıyoruz. Son 20 yıldır bütün seçim çalışmalarımızda bunu görüyoruz. Yani karşıda devletleşmiş bir parti, valilerin, kaymakamların ve devletin bütün gücüyle bakanların, devletin valisinin, kaymakamının, bakanlarının bütün gücüyle siyasi sahnede olduğu, ekonomik ve siyasi gücünü kullandığı bir seçim. Ama buna rağmen de Türkiye'nin %50'sinin de direndiği, %50'sinin de muhalif olduğu, %50'sinin de bütün bu baskılara rağmen toplumsal muhalefeti geliştirdiği bir kitle vardı. Demek ki biz kazanamadığımıza göre bu toplumsal muhalefeti iyi organize edememişiz. Bu toplumsal muhalefete gereken güveni verememişiz. Ve iktidar olmak için önümüzdeki 5 yıl toplumu yönetebilecek kriterlerle toplumu ikna edememişiz. Yani böyle okumak lazım. Sonuçta başta söylediğim gibi siyaset bir sonuç işi olduğuna göre biz bu işi yeterince yapamamışız ki bu sonucu elde etmişiz. Yani bunun çok çeşitli nedenleri var. Tabii tartışılabilir, bu saatlerce de tartışılabilir. Ama ortada bir sonuç var. Bu sonuç başarılı bir sonuç değil. Yani siyasete %48, %49, %47 anlarız biz önem atfetmiyor. Çünkü bu şöyle değil, yani Cumhuriyet Halk Partisi yeni kurulmuş bir parti değil. Yani kurulmuş işte ilk seçime katılmış %3 oy almış, şimdi %10 almış, işte oyunu %7'yi arttırdı gibi şeylerle değil. Bu seçim mutlak kazanacak seçim gözüyle bakılıyordu. Öyleydi de. Ben de yani 25 yıldır aktif siyasette hayatımda ilk defa bu kadar fazla inanmıştım kazanılmasına. Çünkü bütün anket sonuçları aynı şeyi söylüyor. Sayın Genel Başkan'ın geçen gün Sözcü TV'de anket sonuçları böyle söylüyordu dedi. Ben de anket sonuçlarının tamamına ve halkın sokaktaki, gerçi son zamanlarda çok ciddi bir sessizlik var. Bu sessizlik beni korkutuyordu ama seçim çok şey geçti. Çünkü bir heyecansız geçti. Çok şey geçmedi böyle. Toplumda bir heyecan yoktu. Her iki taraf için de geçerli. Bunları o süreçte seninle konuşmuştuk hatta. Evet. Yani telefonda da çok sessiz, sakin olduğunu. Beni çok korkutuyordu. Birkaç defa görüşmelerimizde bu konuya değinmiştik. Ama çok bariz hatalar bir vardı. Bir heyecan görmedim. Çünkü. Heyecan yoktu. Yani o korkuttu beni aslında. Ben inanıyordum %100 kazanacağını ama sahada da inanılmaz bir sessizlik ve heyecansızlık vardı. Yani muhalefetin heyecanı yoktu. Yani halktaki o şey, değişimdeki o gözlerindeki parıltı ışığı görmemiştim. O bir de korkutuyordu beni. Ama ona rağmen %100 kazanacağını ben de inanmıştım. İlk defa bu kadar yanıldım ya. Yani. Evet. Az önceki konuşmamıza da belirttiğimiz gibi siz bu politikalara kazanmamayı örgütlüyorsunuz gibi eleştirileriniz vardı. Az önce bahsettiğiniz yazarlar da kazanabileceğini söylediler. Sonuçta bir kişi haklı çıkacaktı. Bugün siz haklısınız. Ama haklı olmak tabii sonucu değiştirmiyor. Haklı olmak ya bundan şey duymuyoruz. Aynen, yani. Ama şunu okumak lazım diyoruz. Yani biraz yolu bakmak lazım. Şimdi ben de konuşmanın başında dedim ya siyaset bir sonuç işidir. Eğer bugün biz kazanamadıysak demek ki o altılı masanın ya da bu stratejilerinin hiçbirisinin doğru olmadığını göstergesidir. Şimdi ben neden bu seçimin çok inanılmaz bir şekilde kazanacağına inanmıştım? Anketleri doğru okumak lazım. Şimdi anketler sadece oy olarak değil. Ben şimdi az çok siyasetle uğraştığım için anket sonuçlarını okumak da bir yetenektir biliyorsunuz. Anket sonuçları sadece yüzdelik olarak bakmamak lazım. Anketlerin alt başlıkları var. İşte bazı anket firmaları 10-15 tane soru soruyor. Bazıları en az 9-10 tane soru soruyor. Bu alt başlıkların çoğunu ben okuduğumda asla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyen %53'te bir kesim var. %70 red vardı hocam. Yani %70'i toplumun halinden memnun değil. 50 şeye bakarım ben. Şimdi ben anketlerden çok neye bakarım biliyor musunuz? Yani anket firmalarının sahipleriyle görüştüğümüzde onların da söylediği bir gerçek var. Yüzde kaç oy almaktan çok asla bu adaya oy vermeyeceğim diyen bir kesim var. Bu kesim çok daha önemli. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'a asla oy vermeyeceğim diye %50'nin üstünde bir kesim vardı. Şimdi bu kesim
şeyi de yanılttı, yani muhalefeti de yanılttı bana göre. Çünkü muhalefet şöyle düşündü. Nasıl da asla Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim diyen %50'nin üstünde bir kesim var. Bu kesim zaten oy vermeyecek. Dolayısıyla biz adayımız kim olursa olsun kazanacağız diye bir o anket sonuçları üzerinde strateji kuruldu. Ama günün sonunda sizin de tarif ettiğiniz gibi siyaset hiçbir zaman 2+2 eşittir 4 değildir. Yani bir partinin oyu %25, öbür partinin oyu da %3, ikisi birleşince 28 yapmıyor. Zaten yaparsa o adam neden o partide siyaset yapıyor ki öbür partiye oy verir. Dolayısıyla sizin bahsettiğiniz bu sistemde bugün gösteriyor ki herkes kendi adayıyla girmiş olsaydı, HDP dahil kendi adayıyla şeye girmiş olsaydı, Cumhurbaşkanı seçimine zaten ikinci tura kalacak. Şimdi Millet İttifakı'nın asıl amacı birinci turda kazanmak. Çok ısrar ettiler birinci turda kazanmayı. Oysa ki bu seçim ikinci tura kalsaydı ve herkes kendi adayıyla girmiş olsaydı, her Cumhurbaşkanı kendi kampanyasını yürütseydi, çünkü tamamı iktidara karşı bir kampanya yürütecekti. Ve o kampanyanın sonucunda ikinci tura kalsaydı, ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının daha yüksek olduğunu düşünüyordum ben de. Ama tabii az önce de söylediğim gibi bu kampanyalar öyle bir şekilde yapıldı ki, öyle bir şekilde yürütüldü ki bizim gibi üye olan insanların da çok da söz söyleme hakkı kalmadı. Neden kalmadı? Şöyle bir şey, şimdi seçim öncesi kazanma çok inandığım bir şey, olumsuz katkı sunmak, olumsuz katkıda bulunmak gerçekten bu sefer toplumda da ters tepki yarattığı gibi kendi iç dünyamızda da yani kazanacağımız bir seçimi eleştirmek doğru değil gibisinden yaklaşıldı birçok insan. Ama bugün sonuç şunu gösterdi ki bu yöntemin yanlış bir yöntem olduğunu, ilk turda kazanmak için bütün muhaliflerin, bütün muhalif olarak da çok bütün siyasi partilerin bir araya gelip aday çıkarmasının doğru bir şey olmadığı, herkesin kendi politikalarıyla, herkesin kendi düşüncesiyle gittiği gerektiğini gördüm. İkinci bir soruya gelince de, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikaları, evet sosyal politikalar vardı ama artık toplumda değişim istiyorsanız Bülent Bey, topyekun bir değişim ilan etmeniz lazım. Toplumun üretim biçiminden tutun da tüketim biçimine kadar. Eğitimden tutun da özellikle bölüşüme kadar. Bugün Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %10'unu toplumun %90'ı alıyor. Evet. Gayri safi milli hasılasının %90'ı ise toplumun %10'u. Şimdi bununla ilgili senin çok net politikalar ortaya koyman lazım. Üretim biçimini açıklaman, üretim sermaye çelişkisini anlatman lazım. Ama sen şimdi mevcut sistem içerisinde, neoliberal politikalar içerisinde düzenleme yapacağım diyorsanız, toplum diyor ki var zaten, var olanı, sen var olanı daha fazlasını vereceğini söylüyorsunuz. Dolayısıyla Ecevit'in 70'lerin yıllardaki bu sol söylemleri vardı ya, insanlara bir umut var, veriyordu ya, dolayısıyla siz eğer Türkiye'de yeni bir yaşam biçimi, yeni bir üretim biçimi, yeni bir tüketim biçimi, yeni bir bölüşüm biçimini ve bu gayri safi milli hasılanın toplumun bütün kesimleri tarafından eşit bir şekilde paylaşımı, bölüşümünü anlatmadığınız sürece toplumu ikna edemezsiniz. Topluma yeni bir hayat önermeniz lazım. Bunu yaparken de sözle değil, gençlere umut olmanız lazım. Umut olarken de somut şey ortaya koymanız lazım. Yani şu çok önemli, ya gençler işte biz sizin kredi yurtlarınızı sileceğiz ya da işte şunun borçlarını sileceğiz değil. Gelecek 30 yılda 20 yılı planlayacak, gençleri heyecanlandıracak, gençleri bu ülkede tutacak ve bu ülkede yaşam biçimini sürdürecek, yaşamlarını özgürce yaşamı sürdürecek bir hayatı sunmanız lazım. Bu hayat nasıl olabilir? Bu bir alternatif hayat olabilir. İşte bu heyecan diyoruz ya, yeni bir heyecan, yeni bir şey. Şimdi Bülent Bey, AKP 25-22 yıldır çok güzel bir strateji yürütüyor. Hem Türkiye'nin iktidarı hem de muhalefeti. Muhalefeti de kendisi yürütüyor. Evet. Şimdi her seçimde farklı stratejiler söylüyor ve seçim sonrasında farklı şeyler uyguluyor. Çok güzel bir şekilde muhalefet yürütüyor. Ve Türkiye'de, dünyada muhalefete, iktidardayken muhalefete, muhalefet eden bir iktidar siyasi parti bir hayatımda hiç görmedim. Bakın dünya çapında o kadar siyasi partileri inceledim. Son 3-4 yıl biraz da pandemiden dolayı zamanımız bu oldu. Çok dünyadaki özellikle edebiyatta ve siyasette çok yakında inceledim. Ben böyle bir parti görmedim. Dünya tarihinde görmedim. Yani uzun süre iktidarda olup da muhalefeti eleştiren. Bütün kötülüklerin anasını muhalefet olarak gösteren. Bakın seçim öncesi AKP neyle suçladı CHP'yi? Bunlar birazdan biz de çanak tuttuk. İşte bunlar Amerikancı, bunlar İngiltere'de para getirecekler, bunlar IMF'ci, bunlar Mamdacı. Bunlar işte İngiltere'nin tefecilerinde para bulup gelecekler falan. Dolayısıyla Türkiye'yi
CHP iktidarında tamamen Amerika teslimiyetçisi, işte İngiltere'de Londra'daki tefecilere para alıp gelecek bir parti olarak, bir iktidar olarak iktidara gelirse tanıttı. Ve bundan da başarılı oldu. Ama kendisi ne yaptı? Günün sonunda bakın Mehmet Şimşek'i getirdi. Aslında işbirliği yapan adam şimdi 5 vakit dediğim gibi küfür ediyor Amerika'ya. Ama senin hiçbir eleştirin olmuyor. Buradaki yabancı şirketleri alacağız, millileştireceğiz diyemedik yani. Bu. Bunu söylüyorum ben de. Siz çok kadar heyecanlısınız ki. Kendinizi anlatıyorsunuz. Şimdi aynı şeyi söylüyorum. Ben de diyorum ki bu parti 22 yıldır Amerika ile işbirliği halinde. Ama seçime 6 ay kala Amerika düşmanı oluyor. Seçime 6 ay kala Avrupa düşmanı oluyor. Türkiye'yi çok güzel organize ediyor. Türk halkını biliyorsunuz Avrupalılara karşı, Amerika'ya karşı. Her nedense bugün kapıları açarsanız %70'imiz gitmek ister Avrupa'ya. Ama bir Avrupa düşmanıdır. Ha? Kapıları açarsanız %60-70'i Amerika'ya gitmek ister, yaşamak ister. Ama bir Amerika düşmanı da var. Bu bir gerçek. İktidardan halkın bu şeyini çok güzel yakalamış. Seçime 6 ay kala, 3 ay kala, 5 ay kala bu anti-Amerikancı, anti-Avrupacı politikaları toplumu yutturuyor. Ama seçimden sonra da bu politikaları devam ettiriyor. Bugün ne yaptı iktidar? Muhalefeti neyle suçladı? İşte az önce bahsettiğiniz Darun Acemoğlu gibi, Rıfkın gibi kişileri Türkiye'ye getirip işte Türkiye'yi Londralı tefecilere mutat edecek diye meydanlarda söylemedi mi? Evet. Ama bugün bakın Mehmet Şimşek'i uluslararası servislerin temsilcisi. Ali Babacan'ın yakın arkadaşı. Beraber sattılar bu memleketin bütün varlıklarını. Merkez Bankası'nın başkanına getirilen kadın Amerika'daki en büyük bankalardan birisinin yöneticisi. Evet. Ki uluslararası paranın temsilcisi. Uluslararası sermayenin temsilcisi. Evet. Peki sen hazineyi kime devrettin? Bu ülkede yaşayan milli, yerli hiçbir bir ekonomist yoktu. Gittin Amerika'da getirdin. Peki bu ülkede yaşayan hiçbir yerli, milli bir tane bakan olacak bir kişi yoktu. Vardı. Neden bunları tercih ettin? Çünkü uluslararası firmalar bunları dağıttılar. Peki aynı şey bize söylediler. Seçim öncesi çok başarılı bir politika yürütüyorlar. Bugün uluslararası sermayenin temsilcisi birisini Hazine Bakanı, birisini Merkez Bankası başına koydular. Bunlar ne yapacak? İşte uluslararası piyasada borç para alacaklar Bülent Bey. Evet. Bakın şu anda ülkenin durumu daha da kötüye gidecek. Mehmet Şimşek kurtarıcı olarak getirdiler ya. Mehmet Şimşek ya da Hafize Hanım Merkez Bankası Başkanı'na getiren kişi ne yapacaklar biliyor musun? Türkiye'ye sıcak dolar getirecekler. Bu sıcak dolar ne olarak gelecek biliyor musun ülkeye? 26'da, 27'de, 28'de, 30'larda bozulacak. Yüksek hazine getirili, hazine borularına yatırılacak %60-70 faizle. Sonra canları sıkıldığı zaman ya da olumsuz bir şey çıktığı zaman 6 ay sonra, 8 ay sonra bu hazine borusundaki mevduatlarını tekrar dolara çevirip çekip gideceklerdir. Yani bu yabancı sermaye Türkiye'ye dış sermaye, dış yatırım Kocaeli fabrika kurmaya gelmiyor. Konya'ya fabrika kurmaya, Malatya'ya fabrika kurmaya gelmiyor. 15 yıl, 20 yıl gelmiyor. Sıcak para günü kurtarmaya, döviz girmeye geliyor. Eğer bu ülkede siz gerçekten ekonomi düzeltmek istiyorsanız iki şey düzeltmeniz lazım. Birisi demokrasi, birisi hukuk. Hukukla ilgili, demokrasiyle ilgili hiç tek bir cümle duydunuz mu? Herhangi kimsenin bir derdi var mı hukukla ilgili? Valla kimsenin yok. İktidarında yok, muhalefetinde yok. Hiç kimsenin. Ama işte bu ülkede hukuk düzelmediği sürece, demokrasi gelmediği sürece siz dış sermayeyi karıcı olarak buraya getiremezsiniz. Dış sermaye buraya gelir, senin öz kaynaklarını alır gider. Bakın şu anda yeni uygulanacak olan politika nedir biliyor musun? Hazinede kalmış son paraları da alıp götürecekler. Yıllardır Türkiye şöyle sömürülüyor. Yurt dışından büyük fonlarına para geliyor. Bu paralar bazen borsaya girer, bazen dövize, bazen de devlet tahviline girer. Ama bir yıl ama iki yıl iyice bu paraları değerlendirdikten sonra paralarını çekip giderler. Sonra 2-3 yıl sonra bir daha gelirler. Bir daha gelirler. Bu şekilde hazine tamamen boşaltılıyor ve hazine dolayısıyla bu kısır döngü yaklaşık 20 yıldır, 30 yıldır Kemal Derviş'in o politikasından sonra AK Parti iktidara geldiğinden beri bu devam ediyor. Kısacası iktidar şu yarışa girmeyeceksin. İngiltere'de ben Ahmet'i getireceğim, sen Mehmet'i getiriyorsun. Ben Amerika'da Ali'yi getireceğim. Sonuçta isimler önemli değil. Yepyeni bir politika sunman lazım. Yerli, milli, anti-emperyalist, ülkenin milli geliline dayalı, öz gücüne dayalı, tarım politikalarını çok öne çıkaran, eğitimde eğitim politikalarını öne çıkaran, üretimi artıran ve en önemlisi de bölüşümü de yeniden organize eden. Siz beşli çete dediniz de, evet doğru, bu beşli çete
ortamında organize edilen ama bu az önce bahsettiğiniz firmalarla ilgili de çok da şey söylemediniz. Yani sonlara doğru bunların özelleştirilmesi, mesela düşün Putin iktidara gelir gelmez Gazprom'u özelleştirdi. Ve şu anda Rusya'nın ekonomisinin çok büyük bir kısmı, biliyorsunuz o dönemde Gazprom satılmıştı. Yeltsin döneminde Putin'in yaptığı ilk iş Gazprom'u devletleştirmesi. Ve şu anda Rusya'nın en büyük şirketi Gazprom ve Rusya'nın gerçekten gayri safi milli hasılatında çok büyük bir katkısı var. Biz ne yapmışız? Yerli ürünlerimiz olarak telekom gibi çok değerli bir stratejik öneme sahip kurumlarımızı bile tamamen özelleştirmişiz. Elektrik kurumunu, telefon kurumu, telekomu, SEDAŞ gibi önemli kurumlarımızı özelleştirmişiz. Eğer siz Türkiye'de yepyeni bir hayat ileri sürmezseniz, az önce bahsettiğim politikaları ileri sürmezseniz, mevcut politikaların içinde neoliberalizm politikalarını daha iyi ben uygularım, öbür taraf iyi uygulamıyorum gibi bir algı yaratırsanız, o zaman toplum diyor ki var olan zaten var, var olanı niye değiştireyim ki? Yani kısacası toplum iktidarı değiştirirken bir karşı tarafa da güvenerek, inanarak değiştirmesi lazım. Biz demek ki bu seçimde o politikaları yeterince anlatamadık, yeterince güven veremedik ki kazanamadık. Başka bir çaresi yok. Yani evet, seçimden sonra çıkıp halkı suçlayacak halimiz yok ya. Evet. Yani halk sonuçta bana göre asla bilinçli Türk toplumu o şey değil yani. Dünyadaki en çok siyasi katılımı sağlayan, siyasete en çok ilgilenen, siyasete en çok yatırıp kalkan toplum aslında Türk toplumudur. Baktığımız zaman en çok sosyal medyayı kullanan, en çok interneti kullanan, en çok seçime ve seçime hakkını kullanan, %90'lara yakın katılım dünyanın neresinde var? Gidin Amerika'da, İngiltere'de %55'lerde de siyasete katılım yani %90 katılım sağlamış. Halen bazı insanlar ya işte katılımı arttırmak lazım. 90 arkadaş. Dünyanın neresinde %90 var? Yani vatandaş aslında bence çok ilgili, çok bilinçli ve katılımı da çok yüksek bir şekilde gerçekleştiriyor. Sorun bu vatandaşı ikna etmekte. İkna olmuyorsa bir daha gideceksin. Bir daha gideceksin. Bir daha gideceksin. Ve ulaşacaksın herkese Bülent Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük sorunlarından bir tanesi herkese ulaşamamak. Ulaşacaksın. Yani bu genel başkan ulaşamayabilir. Bana göre genel başkanın performansı çok iyi. Şimdi hakkını yemeyelim. Olağanüstü bir performans gösterdi. Babala TV'deki performansı müthişti. Bazı politikaları beğenmeyebilirsin söylemlerini. Söylemler ayrı bir şey. Ama genel başkanın o yaşlarda adalet yürüyüşünü yapması, o yaşta Babala TV'deki o 8,5 saatlik performansı, aynı günde 3 yerde miting yapması, genel başkanın çalışkanlığına, kişiliğine, karakterine, duruşuna gerçekten söyleyecek tek bir laf yok. Ha söylemler tek başına oluşmuyor. Şimdi değişim ve değişim sorusunu soracaksınız herhalde o konuya da geleceğiz ama yani genel başkanın bence bu özellikleri tartışılmaz ama siyaset bir sonuç işidir. Başarılı olamadıysa da komutan kendisi, başkomutan kendisi sorumluluk da tabii ki doğal olarak genel başkanındır. Yani kazansaydı da yine başarı ona yazılacaktır sonuç itibariyle. Bütün bu topyekun bu muhalefetin başındaki kişiydi. Başarı da başarısızlık da en çok onun haresine yazılacaktır.